arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şu anda bir tane proje yapıyorum ve bu proje üzerinde çalışırken sizlere gittiğim adımlardan bahsedeceğim. Size anlatmak gerekirse ya okulda böyle öğrendik bu analiz aşamalarını ve bilmiyorum, belki sizin de sunumlarınıza yardımcı olabilir. Bu yüzden sizlere de anlatmak istiyorum. Evet, öncelikle gel gelelim bir projeyi analiz ederken nereden başlıyoruz? Tabii ki de ilk önce senaryolarımızı yapıyoruz. Mesela sistemde kaç tane kullanıcımız olacak ve bu kullanıcımız için gerekli olan hem iyi hem de kötü senaryoları yazmamız gerekiyor. Örneğin mesela bir admin kullanıcısı ve bir de normal standart bir kullanıcı sisteme giriş yapıyor. Tamam, bir bunun iyi gitmesi hali var, bir de bunun kötü gitmesi hali var. Yani kötü gitmesi halinde kullanıcı sisteme giriş yapamıyor. Bu durumda alacağı hatalar veya kullanıcı belki hiç sisteme kayıt olmamıştır. Bununla ilgili verilecek hatalar, bunlar kötü senaryolara örnek oluyor. Veya iyi senaryo kısmında ise kullanıcı sisteme girdi. Burada mesela bir panele, bir dashboard'a yönlendirilebilir. Yani bu iyi kısımda da bu, yani iyi senaryo kısmında da bunları yazmak gerekiyor. Yani şimdi sistemimizi böyle bütünce oturttuktan sonra, yani ne bileyim, nasıl bir sistem yazdığınıza bağlı. Bu arada sisteminizi tasarlarken çok iyi düşünmeniz lazım. Çünkü daha sonrasında değişiklik yapmak gerçekten modellerinize, veri tabanınızı, bu ilişki diyagramlarına çok değiştiriyor. O yüzden şu an en başta analizde her şeyi böyle düşünüp bütün senaryolarınızı çok iyi yazdıktan sonra böyle bir şeye girişmeniz daha iyi oluyor. Şimdi bu senaryo adamını hallettik, tamam mı? Bundan sonra ne geliyor? Use case diyagramları geliyor. Use case diyagramları ne demek? Evet, use case diyagramı nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Açıkçası çok kısa bir tanım vereceğim. Daha sonrasında bir örnekle anlatacağım. Evet, use case diyagramları bizim hazırladığımız senaryoların bir diyagrama dönüştürülmüş halidir. Ve bu durumda ben sistemimin daha sonrasında varlık ilişki diyagramını oluştururken buna bakarak oluşturacağım ve çok daha rahatlıkla oluşturabilecek durumda oluyorum. Örneğin bir use case diyagramında neler olur? Aktörler olur ve use case'ler olur ve bunların arasındaki ilişkiler olur. Şimdi onu da bir örnekle göstereceğim. Hatta şu an açıkçası kendi örneğimi göstermek istemiyorum çünkü proje benim değil. Proje benim olsa çok rahatlıkla gösterebilirdim. Şimdi bir tane arkadaşımızın bir projesi varmış. Da yardım edeceğim ben de. Şimdi onun projesini yapıyorum. Burada o yüzden çok fazla detayını da açıklamak istemiyorum. Sonuç olarak onun projesi, benim projem değil. Evet, şimdi şurada bilgisayardan bir şey göstereceğim. Use case diyagram. Bu arada use case diyagramı oluşturma ile ilgili size çok mükemmel bir site göstereceğim. Orada çok istediğiniz şekilde hem varlık ilişki diyagramlarını, hem veri tabanını, hem de böyle use case'lerinizi çok güzel bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve bence sunumlarda en azından daha güzel görünmesini sağlıyor Paint'te yapmaktansa. Mesela bizim müşteri ve restoranla ilgili bir use case hazırlıyoruz. Örneğin mesela burada müşteri ne yapabilir? Burada use case'lerde her şeyi detaylıca açıklamamız gerekmiyor. Sadece yapılacak işlemleri yazmamız gerekiyor. Ki diğerini yazarsak zaten senaryolarda yazdık. Bizim use case diyagramında yapacağımız şey her şeyi daha en kısa, en basit, en saf haliyle yazıp daha sonra sistemimizi buna benzer şekilde oluşturmak. Örneğin bir sistemde müşteri ne yapar? Menüyü görüntüleyebilir, sepete ürün ekleyebilir ve sipariş verebilir. Burada her şeyi en basit haliyle açıklamam gerekiyor. Daha sonrasında restoran ne yapabiliyor? Restoran sepete ürün ekleme veya sipariş verme gibi bir işlem yapamıyor. Sadece ürünü görüntüleyebiliyor ve siparişi görüntüleyebiliyor. Ve mesela bu siparişten sonra da belki de bir ödeme alma use case'i oluşturulabilirdi. Use case diyagramında yapacağımız şey, mesela bizim 4 tane kullanıcımız var değil mi? Burada mesela 4 tane kullanıcı tipi var ve bu kullanıcıların yapacağı işlemler var. Mesela burada hiçbiri bağlantılı değil ama bunlar bağlantılı da olabilirdi. Sistemimizi oluştururken bu yüzden buna göre düşünmemiz gerekiyor. Mesela kaç tane kullanıcı tipi olacak? Örneğin ben 3. sınıftayken, üniversite 3'teyken bir tane proje yapmıştım. Biri iş yeri otomasyonuydu. Mesela onda 3 tane giriş yapmıştım. Ve burada bu aşamaların hepsinden geçerek bir projeyi ortaya çıkarmıştık. Aynı zamanda Java'da da bir tane proje yazmıştık. O da kitap film otomasyonuydu. Mesela onda da sürekli bu aşamaları yazdıktan sonra kod yazma kısmına geldiğimizde çok daha hızlı ilerliyordu. Bunu söyleyebilirim en azından. Her şeyi oturttuktan sonra ilerlemek çok daha iyi oluyor. Şimdi çok kısa bir video olmasını istiyordum ama çok uzun tuttum. Evet, şimdi geçelim bir de bir diğer varlık ilişki diyagramına. Varlık ilişki diyagramı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. İngilizce adıyla Entity Relationship Diagram deniyor. Diagram dedim, bunu da konuşuyor. Her neyse.
Bunu şöyle tanımlayabiliriz aslında. Veri tabanı ve varlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir sistem. Mesela örneğin bu varlık diyagramında neler bulunuyor? Entity yani varlık. Bunun şeklini şuraya bir yere koyarım. Hakkında bilgi depolamak istediğimiz bir nesne olarak bunu düşünebiliriz. Ve mesela bir tane öğrenci diye bir model oluşturduk. Yani bir nesne oluşturduk. Bu öğrencinin adı, soyadı, telefon numarası, e-mail adresi gibi ilişkileri buna bağlantılıyoruz ve bu şekilde devam ediyor. Sistemimizi diğer taraflarla bağlantılayabiliyoruz. Evet, bir de weak entity diye bir şey var. Bunun adı da zayıf varlık olarak geçiyor. Onu da şöyle tanımlayabiliriz. Zayıf varlık kendi özelliklerinin yani kendi özellikleriyle benzersiz bir şekilde tanımlanamayacağı için başka bir varlığa foreign key olarak atanabiliyor. Yani bunun primary key olmasının imkanı yok. Bu sebeple biz bunu zayıf varlık olarak adlandırıyoruz. Evet, bir de bir diğer özellik var. Bunun adı da action, eylem. Bu da bunların şekillerini yanına koyacağım bu arada. Bu da iki ilişki arasındaki eylemi yani bir fonksiyonu ifade ediyor aslında. Evet, bir de attribute dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bu attribute dediğimiz özellik yani Türkçe adıyla özellik varlıkların özelliklerini gösteren bir şema şekli diyebiliriz. Şu an sanırım doğru ifade ettim. Bir şema şekli diyebiliriz. Ve bu da elips şeklinde gösteriliyor. Onun da şeklini yana koyarım. Mesela bu şey olabilir. Mesela bizim öğrenci diye bir varlığımız vardı, bir nesnemiz vardı. Bunun özelliği olarak öğrenci no. Mesela bunun key attribute'u oluyor. Yani bunun bir özelliği oluyor. Evet, şimdi bununla bir örnek de şeyden gösterebilirsek. Şuradan. Mesela varlık ilişki diyagramı yazalım. Bakalım örneklerine. Burada da yine aslında use case'teki olduğu gibi şey yapılıyoruz. Use case'teki gibi yine o tarz bir şey oluşturuyoruz. Ama bundan daha detaylı oluyor. Mesela use case'de sadece senaryo gibi yazıyoruz. Login'e yap veya login yapamadıysa şuraya git gibi şeyler oluyor. Ama mesela bunda müşteri diye bir nesne tanımladım. Bu müşterinin adresi olmalı, SSK numarası olmalı ve adı olmalı. Daha sonra bir de hesap olmalı, değil mi? Bu hesabı ödeyecek müşteri. Yani müşterinin hesap ödemesi hakkında bir varlık ilişki diyagramı yazılmış. Bu hesabın bir hesap numarası olmalı ve bir de bakiyesi olmalı. Daha sonra bu ortadaki action dediğimiz şeyde de müşterinin hesabı ödemesi var. Burada da bu da tarihe bağlantılı. Yani bu şekilde geldiğinde yani müşteri hesap fonksiyonuna geldiğinde müşterinin bir kalan borcunu ödediği bir varlık ilişki diyagramı oluşturulmuş. Bakalım. Bankalar ve müşteriler arasında bir adet varlık ilişki diyagramı oluşturulmuş. Bankalar. Bu bankalar bir nesne. Bankaların adı, banka numarası ve banka adresi var. Ve bunlar bir şubeye bağlı elbette. Mesela Ziraat Bankası'nın bilmem Mecidiyeköy şubesi yoksa ne bileyim başka neresi var Kavacık şubesi gibi gibi. Bu şubelerde de şube no ve şube adres oluyor. Bu ikisinin arasındaki ilişki de banka şube ilişkisi oluyor. Daha sonra müşteriler ve şubeler arasında bir ilişki oluşturuyoruz. Ve müşteriler şubelerden kredi çekebiliyor. Yani bu bir fonksiyon oluyor. Ve bu kredinin ise kredi no ve kredi miktar gibi attribute'ları oluyor. Yani burada elips şeklinde olanların hepsi bir key attribute. Müşterilere bakıyoruz. Müşterilerin de tabii ki özellikleri olacak. Yani bu da müşteri numarası, adı, soyadı gibi işlemler. Daha sonra her bir müşterinin bir hesabı olacağı için yani bu da birden n gibi bir ilişki söz konusu. Burada da şube hesap müşteri diyor. Mesela bu hesaplar da tabii ki bir şubeye bağlı olmalı. Yani sadece müşteriye bağlı olmamalı. Bu sebeple müşteriler hesaplara bağlanıyor. Bu hesapların da hesap no ve hesap bakiye gibi işlemleri yapıyor, değil mi? Bizim bir hesabımız var. Ben bu hesabımda ne yapabilirim? Hesabımı görüntüleyebilirim veya harcama yapabilirim ama bunlar burada yazılmamış tabii. Daha büyük, daha kapsamlı bir sistemde bu da yazılırdı. Ve bilmiyorum daha büyük sistemlerde yani daha büyük şirketlerde de böyle mi ilerliyor bu iş bilmiyorum. Elbette ki onların da analiz bölümleri var ama bu işlemler nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. Daha sonra bakıyoruz mesela burada şube hesap müşteri diye bir ilişki var. Bu da tabii ki şubelere bağlı olacak ki hesaplar boşta kalmamalı. Yani bu da bu bunun da şubeler arası konuşamadım. Bu da şubeler arasında bir ilişki olması durumu söz konusu. Evet, şimdi bunu hallettikten sonra bir veri tabanını halletmek kalıyor. Siz mesela böyle oluşturdunuz. Bakın 1'e n,
1'e n veya n'e n bir ilişki söz konusu olduğunda bunu da veri tabanında göstermeniz gerekiyor. Yoksa hatalar verebiliyor. Mesela birebir bir ilişki kurarsanız, mesela banka ve şey arasında, müşteri arasında birebir bir ilişki kurdunuz. Burada bu durumda söz konusu olacak şey bir bankanın sadece bir tane müşterisi olabilir ki bu da bu istenilen bir durum olmaz. Bir bankanın birden çok şeyi olabilir. Birden çok müşterisi olabilir ve bir bankanın birden çok şubesi olabilir ve şu yani bu sebeple burada bire en ilişkisi söz konusu olurdu. Şimdi bizim yapacağımız şey bir Göhmer diyagramına bakalım mesela. Bir use case nasıl oluşturulur onu görelim. Mesela çok 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 güzel template'ler var açıkçası. Çok hoşuma gitti benim. Bunu görmeyelim şurada. Şu an yaptığım bir adet işlem vardı orada. Neyse burayı keselim. Mesela bakın. Burada UML class. Mesela şunu use diyelim. Nereye gitti? Şimdi burada bir adet sistemimiz oluştu. Bakın aktörler var ve use case'ler var. Ve bu use case'ler bir ilişkiyle aktörlere bağlı oluyor. Mesela bu ikisi ortakmış. Mesela bu normal kullanıcı, bu standart kullanıcı diyelim. Buna da admin girelim diyelim. Bunların ortak yapabileceği şey nedir? Tabii ki de bir login işlemi. Bu durumda bu use case birbirlerinde ortak olabilir. Yani burada bunu yapmak çok yani Paint'le yapmaktansa ya tabii ki de bence çok daha hoş bir görüntü oluyor en azından. Bence. Şimdi gelelim bir de diğer template'i göstereceğim. O nerede? Şimdi şuradan bakıyoruz. Bakın burada aslında bir sürü harita şeyler var. Temalar var. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Flowchart var. Bu flowchart tabii ki de algoritma oluştururken de çok işinize yarayan bir şey. Bence mind map'te kullanması çok hoş template'lerden biri. Ve geliyoruz şimdi UML class dediği. Benim az önce bahsetmeye çalıştığım bu varlık ilişki diyagramı. Mesela ne diyor burada? İlk önce yani bu daha basit olanın daha karmaşık versiyonu. Orada mesela sadece şeyler vardı. Entity'ler, varlıkların hepsi bir şekil şeklindeydi. Burada da bir tabloya dökülüyor ve yine buradan veri tabanına geçirmek çok daha rahat oluyor. Onu da söyleyebilirim size. Mesela bu attribute type dediği az önce bu öğrenci no, öğrenci adı gibi şeyler, özellikler. Bu operation dedikleri de bu yani bunların yapacağı fonksiyonlar yani işlemler. Bunlar söz konusu. Evet geliyoruz bir de buradan mesela hazır template'ler var dedik. Database'i seçiyoruz ama şu an database'i çok yukarı yazacak. Şimdi olur. Bakın burada da çok güzel bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Veya gerçi SQL Server kullanıyorsunuz orada da şey oluşturması güzel oluyor. Yani ekran görüntüsü alıp çok da rahat kullanabilirsiniz. Ama bilmiyorum ben şahsen bunu seviyorum. Yani bu siteyi kullanmayı. app.create.com diye. Yani o yüzden açıkçası tavsiye ederim. Açıkçası çok açıkçası dedim. Bir tane daha site önermek istiyorum bu sunumlar hakkında. Bence en azından sunum yaparken etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta hocalar da beğeniyor. Yani bu yüzden anlatım dilinizden hadi çok fazla güvendiğimi söyleyemeyeceğim kendim açısından en azından. Yani bu şekilde görsellerle zenginleştirmek sizi çok daha rahatlatacaktır. En azından kendinize güveninizi getirecektir diye düşünüyorum. Gerçi şu an okullarda şey online ilerliyor. Bilmiyorum sunum yapıyor musunuz ama bence yararlı olur diye bu videoyu çekmek istedim. Evet sunum programı mıydı? De bakacağım şuradan. Neydi? Bakıyorum şu an adı neydi? Canva mıydı acaba? Bakıyorum şu an hiç hatırlamıyorum. PowerPoint'te falan hazırladıklarımı ben çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü herkes aynı yapıyor bu sebeple yani diğerlerinden bir farkınız olmamış oluyor bence. Prezi, doğru Prezi'ydi. Benim hazırladığım sunum Prezi'de vardı mesela. Şimdi onu gösterebilirim size. Prezi diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Çok güzel template'ler var. Bu arada bunun tek kötü yanı şey olabilir. Ne diyecektim? Sunumu indiremiyorsunuz. Bunu internetten bakmanız gerekiyor. Yani internetten sunmanız gerekiyor. Bence tek kötü yanı bu olabilir. Ama benim şifrem neydi? Hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Hatırlıyorsam da. Neyse oturum açıp deneyeyim bir tane. Olursa eğer hatta belki muhtemelen duruyordur sunumumda. Gösteririm.
Muhtemelen duruyordur diye düşünüyorum. Play bakalım. Library. Burada benim şeylerim yok. Ah varmış. Buldum. Ah bakın burada geri dönüşüm otomasyonu falan da var. Dur göstereyim. Umarım duruyordur böyle yaptığım şeyler de varsa. Arayüzler falan da çok güzel uğraşmıştım. Tatlış bir template hazırlamıştım. Hocamız falan da çok beğenmişti. Gerçi sistem biraz eksik kalmıştı ama yani onu yani tek başıma yapınca nasıl uğraşacağımı bilemiyordum. Maksimum o kadar kalmıştı. 7000 not almıştık ya. Böyle 85 falan. Mesela burada bir sürü şey var. Firma bilgisi, teknolojik altyapı yetersizliği. Biz bunu gerçek bir iş yeriyle yapmıştık. Bu yüzden böyle şeyler oluşturmamız gerekiyordu. Mesela toplantı raporları. Bu toplantı raporlarında tabii ki de ne oluyor? Şirketi hakkındaki düşünceler, sistemde yapılması gerekilebilecek şeyler gibi gibi. Burada çok fazla detay yok. O yüzden çok fazla da açmak istemiyorum. Bakayım. Bu da kopya olduğu için. Evet, şimdi bu en sevdiğim sunumlardan biri. Arkadaşım Sabri ile birlikte hazırlamıştık. En son videomda onu da görebilirsiniz. Onunla birlikte böyle bir sunum hazırlamıştık. Yapay zeka otomasyonu, yani da otomasyon değil, yapay zeka hakkında bir sunum hazırlamıştık. Ve bilmiyorum, benim en çok, şu zamana kadar en çok sevdiğim sunumlardan biri olmuştu. O yüzden güzeldi bence. Bakın mesela böyle çok güzel gidebiliyor. Hani ilerleyelim mesela. Yani bilmiyorum, bence PowerPoint'ten çok daha etkili olur diye düşünüyorum şu an. Devam ediyor tarihçi. Bunların hepsini ezberlemiştim ve hepsini tek tek böyle çatır çatır anlatıyordum. Çok güzel günlerdi. Okula gitmeyi özledim mi? Derse çok da özlediğimi söyleyemeyeceğim ama. Evet işte böyle görünüyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bunun adı da prezi.com'muş. Evet, o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Oha, uzun tutmayacağım dedim. 25 dakika olmuş ama yani bunu keseceğim tabii, bilmiyorum yani ne kadarı doğru düzgün oldu, ne kadarı kötü oldu bilmiyorum. Neyse. Evet, bu videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu gibi böyle daha çok içerik görmek istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Yani bu konuda çok memnun olurum açıkçası. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere.